Hanımefendiler, beyefendiler, Çekmeköy Türk Sanat Müziği Gönüllüleri Korosu'nun konserine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben sunucunuz Melek Pakyüz Kırmızı Tuna, kendim ve bu şahane koro adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim. Sayın şefimiz Gürcan Özdemir her zaman olduğu gibi yine harika bir repertuar hazırladı sizler için. Konserimizin ilk bölümünde koromuz hepsi birbirinden güzel Hicazkar eserler seslendirecekler. İkinci bölümde de yine hepsi birbirinden özel ve güzel değerli bestekar Hüsnü Üstün şarkıları var. Programımıza başlamadan önce gönül dostlarımızı sizlere tanıtmak ve kendilerine teşekkür etmek istiyorum efendim. Çünkü bir konser vücuda gelirken altında yatan çok değerli kişiler oluyor, çok değerli emekler oluyor. Onları anmadan geçmek istemiyorum. Çekmeköy Kaymakamımız Sayın Cemal Hüsnü Kansız. Çekmeköy Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Poyraz, Çekmeköy Emniyet Müdürümüz, Ulus Pazarları Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Reisoğlu, Çekmeköy Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve Başhekimi Sayın Doktor Ahmet Torun, Çekmeköy Gönüllüleri Derneği Başkanı Sayın Canan Oğuz, Çekmeköy Magazin Dergisi sahibi Sayın Ünsal Çağla ve çalışmalarımızı birlikte yürüttüğümüz Park Verde Sitesi Türk Sanat Müziği Topluluğu üyelerine ve şefimizin çalıştırdığı bu gruba destek veren Park Verde Sitesi yönetimine, Türk Sanat Müziği aşığı merhum Hayati Kösoğlu'nun anısına konserimize maddi manevi desteklerinden dolayı eşi Sayın Tülay Köseoğlu'na. Yine konserimize maddi ve manevi desteklerinden dolayı Sayın TSM gönüllü dostumuz ve fahri üyemiz Şükrü Bilir Beyefendi'ye, sahne düzeni ve kıyafetlerimiz konusunda gösterdiği olağanüstü destekleri için değerli hocamızın eşi değerli Jale Özdemir'e teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz efendim. Ayrıca tabii ki Turgut Özal Kültür Merkezi yöneticilerine ve destekleri için teknik ekipteki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Konser bitiminde cep telefonlarınızı açmayı unutmayınız. Bu hatırlatmamı yapayım. Telefonlarınız kapalı kalmasın efendim. Ve konserimize başlamak üzere alkışlarınızla değerli saz arkadaşlarımı sahneye almak istiyorum. Efendim.
alkışlar kesilmesin. Arkadaşlar çok, çok, çok büyük bir konu. Evet, teşekkürler. Sağ olun. Aldığına göre şimdi koromuzun değerlisi engin bilgisi ve tecrübesini güzel gönlüyle birleştirerek koromuzu çalıştıran sevgili şefimiz Gürcan Özdemir'i alkışlarımızla sahneye davet ediyorum. Thank you.
güncel, güzel bir Hicazker eseri var. Bülbül gibi pür oldu cihan namelerimden. Thank you.
Zeki Casker şarkımızın bestesi elinizdeki programlarda Leyla Hanım diye sehven yazılmış. Bestesi Tatyos Efendi'ye ait. Güftesi Nigar Osman Hanım. Mani oluyor halimi takrire hicabım. Solistimiz Saliha Eren baştan dinleyeceksiniz. Thank you.
kalmış geçmiyor sevdayı dildardan gönül. Geçti aylar, geçti yıllar, geçmedi yardan gönül. Ahmet Mithat Efendi'nin bu güzel bestesini Abdülkadir Vural'dan dinliyoruz. Thank you.
güleceksen, hep boyun büktüreceksen, gözyaşı döktüreceksen, sevme beni. Güftesi Salih Korkmaz'a, bestesi Alaaddin Şensoy'a ait bu güzel eseri Faik Çayhan'dan dinliyoruz. Yüzüm günlerden
birinci bölümümüzün son şarkısı var sırada. Bir Nevesel Kökteş bestesi. Gül dalında öten bülbülün olsa. Saz arkadaşlarımı alkışlarınızla yerlerine almak istiyorum.
hocamızla başlamak istiyoruz. Değerli Gürcan Özdemir hocamızla. Sayın Hüsnü Üstün'ün iki eserini kendisinin güzel sesinden dinleyeceksiniz. Yine alkışlarınızla Gürcan Özdemir. Lise arkadaşım, üniversite arkadaşım. Neredeyse bir ömrü birlikte geçirdik. Hüsnü hocam benim ilk hocam. Melahat Fars Hanımefendilik Korosu'dayken usulleri, notaları, nazariyeti Hüsnü hocamla sanat müziğinin ayrıntılarını öğrendik. İşte buralara kadar gelebildik. Keşke biraz daha beraber olabilsek bu yıllarda. Beni senden soranlar kim bilir ne diye
diyeceksin. Belki de sen benim için bir kalpsizdi diyeceksin. Hala seninle dolduğumu, hasretinle solduğumu, seni nasıl andığımı sen nereden bileceksin? Bir kalpsizdi diyeceksin. Ahmet Selçuk İlkan sözleri.
şairlerimiz, bestekarlarımız olmasa biz ne söyleyecektik? Ne çalacaklardı? Evet efendim, çok değerli sağlık. Yani hangi şarkı? Genelde ben iki tane okuyorum arada ya. Hangisini okuyayım dedim. Tabii ki bu şarkıları gördüğünüz gibi hakikaten güzel, seçkin eserler. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum Kürşat Hocam. Sağ olun, var olun. Alkışlarımızı uğurlayalım. Koromuzu alalım. Koromuz alkışlarımızla gelsin efendim. Güzel, özel, hüsnü hüsnün şarkılarını dinlemeye başlıyoruz efendim. Bunun için önce tabii ki yine Gürcan Özdemir hocamı alkışlarınızı alalım sahneye. Bu gece alkışlar hiç bitmez. Hoş geldiniz efendim. Ve ilk şarkımız koromuzdan dinleyeceksiniz. Güfte Halil Çelikoğlu'na ait. Gözlerimden gökler kadar uzaksın. Uşak bir eser.
Teşekkürler. Evet, şimdi efendim yine bir güzel beste var sırada. Güfte Sami Derin Tuna'ya ait. Beklemekten bıkmadın mı? Solistimiz Semra Atır. Thank you.
Çelikoğlu'na ait Şansım Açıldı. Uğur Doğruluk'tan dinliyoruz. Unutulmaz.
sizlere tabii ki hitap edeceğim. Fakat bu şarkıyla ilgili küçük bir anekdot sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne dersin Kemal Külaç? Çok önemli, bak dinle. Evet, evet. Şimdi Gülizar makamı diye bir makam var. Acizane, bunu herkes kullanamaz. Yani kazala rast yapılır, niyabet yapılır, hicaz yapılır ama kazala Gülizar denilen bir makam biraz ayıptır söylemesi, ustalık ister. Evet, tabii. Yani şimdi çok da tevazu olmak iyi bir şey değil, değil mi? Yani yerini bilmek lazım. Şimdi ben Yüce Sağlık Sağlık'ın şeydi, Aşık Veysel hayranıydı. Ben de Aşık Veysel hayranıyım. Ve onun yazdığı bu dizeleri Gülizar makamında besteledim. Fakat bir şey bilmiyordum. Ne çıktı biliyor musunuz? Aşık Veysel'in annesinin ismi Gülizar. İkinci hanımın adı da Gülizar çıktı. Evet, dolayısıyla ben bilmeden annesinin ve ikinci hanımının makamını, yani isimlerini seçerek o makamda, Gülizar makamında beste yapmış oldum. Bunu sizlerle paylaşmış oldum. Teşekkür ederim. Kazandırıyorsunuz. Sağ olun efendim. Ve şimdi yine sırada harika bir beste geliyor. Nihavend şarkımıza geçiyoruz. Fakat bundan önce Güftelerin Efendisi Aşkın Tuna aramızda. Onu ben lütfen sahneye almak istiyorum. Bunun sözlerini kendisinden dinleyelim. Lütfen. Teşekkürler. Hepinize sevgi ve saygı sunuyorum. Hoş geldiniz. Böyle güzel bir koroyla ben de şarkı söylerim. Yalnız anlamayın. Ben şarkı söylersem hepiniz kaçarsınız. Onu söyleyeyim size. Ama ben koromuzu ve orkestra arkadaşlarımızı bir alkışlamanızı istiyorum sizlerden. Harika, harika bir gün geliyor. Tabii o yaptı diyorlar. Gürcan Özdemir'de bir alkışlıyor muyuz şöyle yürekten? Size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Estağfurullah. Gerçekler gizlenemez efendim. Çok sağ olun. Şimdi üstü üstünden önce ben Gürcan'ı tanıyorum. Biz Gürcan'la Ankara Teknik Öğretmen ve Sanat Okulu değil mi de? Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nden arkadaşız. Sonra Ankara'ya gittik. 4 seneyi 1 senede okuduk. O zaman hızlandırılmış eğitim yaptılar ve sonunda mezun olduk. İkimiz de öğretmen olduk. Ben öğretmenliği hiç yapmadım. Hüsnü Üstünden'le tanışmamız aşağı yukarı 1979-80 gibi ve Hüsnü'nün benim hayatımda her zaman söylüyorum o kadar çok önemi var ki biz ilk plaklara okunan şarkımızı sevgili Hüsnü Üstün'le yaptık. İlk plaket aldığımız şarkı Şile Festivali'nde Şile şarkısı yaptık, oradan plaket aldık. İlk ödül aldığımız şarkı Böyle Kutlanırmış Hep Ayrılıklar Milliyet Gazetesi'nin yarışmasında yılın 10 şarkısı dalında ödül aldık. Şimdi Böyle Kutlanırmış Hep Ayrılıkları Gürcan'ın kızı okuyacak diye biliyorum. Doğru biliyorum. Şimdi kızımız buraya gelecek. Ama ben size şöyle yapayım. Benim de kendi şarkılarım içinde bestelenen en sevdiğim şiiri okuyayım. İster misiniz? Uykusuz gecenin ortasında düşüncelerin sana tutsak, her şeyi kabullenmem çok zor. Güneş ayrılıkla doğacak. Devlerin aşkı büyük olur. Ya dağlar yerle bir olacak, ya kıyametler kopacak, ya da dünya batacak. Senden öyle ayrılacağım. Artık çok iyi anlıyorum. Yalnız nefes almak değilmiş yaşamak. Ateşlerde kalmak gibi bir şey böyle severken ayrılmak.
nihavet bir şarkı ve yine bir aşkın Tuna sözleri ve tabii ki efendim hocam ikincisi evet ve tabii Hüsnü Üstü ikincisi efendim. Thank you.
aşkın Tuna, Hüsnü, Üstün ikilisi ve aşkının her günü bir dert olsa da diyecek Nezahat Erbaş. Refikasıyla efendim. Refikasıyla. Evet. Enstrümanları
Bahadıroğlu seslendirecekler. Torunlarına bir mesajları var bu şarkıda. Sayın Celil Doktoroğlu da korumuzun kurucusu. Şarkıyla ilgili küçük bir anekdot konuşabilir miyim? İzin verir misiniz? İlk göz ağrıları vardır ya insanların hayatında. Benim ilk göz ağrım bu şarkı. İlk beni tanıtan, ilk bu yapımlara, o dönemdeki kasetlere, CD'lere okunan İlk şarkım benim bu. Ve tabii Yıldırım Gürses okudu bu ilk şarkıyı. Bana dedi ki Hüsnücüm, 10 gün sonra dedi TRT'de canlı yayında okuyacağım dedi. 10 gün uyuyamadım. Evet, şimdi koskoca Yıldırım Gürses bana diyor ki Hüsnücüm bu şarkıyı ben okuyacağım diyor. Hiç unutmam. Sonra Coşkun Sabah okudu. Necat Alpler o kadar çok okuyan oldu ki piyasada. Bir de küçük bir anekdot, Yıldırım Gürses Caddebostan Maksim'de başladı Hoş Seda grubuyla. Orada ben öğrendim, 10'a 10 geçe benim bu şarkımı okuyorlar. 10'a 10 geçe, ben de bahçesine gittim iki kere. İçeri girecek para yok. Yok, şimdi ben gitsem ben üstün üstünüm de sen kimsin diyecekler. Ben bahçeden 10'a 10 geçe okunan bu şarkımı bahçeden dinledim. Bu hatıramı da anlatmak istedim size. Besteden, kar eden bestekar olamadım. Sadece benim bestekarlığım maneviydi. Ne şöhret, ne tanınmak için, ne de para için. Sadece manevi bir bestekarlığım. Sağ olun. Geride de birkaç şarkı bırakabilirsem ben buna manevi miras diyorum. Yeah.
Celil Bey'e özel olarak bir çiçeğimiz var efendim. Kendisi koromuzun sunucusu, ilk kurucusu. Onun için ona şükranlarımızı arz ediyoruz. Çiçeğimizi kabul etmesini rica ediyoruz. Evet, arkadaşımız Sayın Celil Bey'in çiçeğini takdim ediyorum efendim. Ben de Sayın Hüsnü Üstü hocama bir çiçek takdim etmek istiyorum. İşte meslekarın kârı. Etmek istiyorum. Şimdi, evet, biz böyle arada takdim ediyoruz. Sonunda hep birlikte şarkılar söyleyeceğiz tekrar çünkü. Evet, bütün emeklerinize, bütün gönül dünyanıza sağlık olsun diyoruz. Her zaman bizimle olun. Siz parayla dışarıdan giremeyip dinlemişsiniz ama sizi şu zamanda artık salonlar dinliyor efendim. Lütfen bir alkışlayın. Salon. Hanımefendi, şimdi benim Uduma isim taktım ben, Refikam diyorum Uduma. Şimdi Ankara'ya gittim, orada da bana konser yapıldı, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde. Dediler ki, Refikam nerede? Türkiye'ye doğru yayılıyor, Hüsnü Üstü'nün Refikası. Şimdi esas Refikam, Edibe Üstün, bu da kuması oluyor. Ama kıskanmıyor, biliyor ki bunda rızık ve geçim, değil mi? Yani bir de o var, olgun karşılıyor. Ben de bu çiçeği hanımıma takdim edebilir miyim?
Thank you.
yavaş yavaş konserimizin sonuna yaklaşıyoruz. Birbirine bağlı iki eser seslendireceğiz. Güftesi Sadık Atay'a ait. Kışın gözün şöyle dursun, Naz'ın beni öldürecek. Ve Hasan Karakuş'a ait olan, sözleri Hasan Karakuş'a ait olan bir şarkı. Bu bir akşamda oturmaya bize gel. Bağlı söylüyoruz, hep birlikte söyleyelim. Değerli, evet. Buyurun hocam. Şimdi bir kere size de tabii teşekkür ediyoruz. O kadar içten, o kadar yürekten bir sunum yaptınız ki. Alkışlamanızı rica ediyorum hanımefendi. Çok teşekkür ediyorum. Gönlümle buradayım, sevgimle buradayım. Sayın Gürcan Özdemir can arkadaşım, koro üyeleri, sevgili dostlar ve sizler değerli sanatçılar, güftekarlar, bestekarlar, Sayın Kemal Külah. Evet, sizler buradayken benim başka türlü sunmam mümkün değildi efendim. Harika. Siz sağ olun. Küçük bir anekdot. Küçük bir anekdot. Yıllar önce televizyon seyrediyorum, canlı yayın. Değiştir programı vardı Mehmet Ali Erbil'in. Hatırlıyor muyuz? Yaşımız yetmez ama evet. Seyrediyorum canlı yayın. Bir genç bayan geldi. Hanım duymasın, sarışın bir bayan. Neden aklımda kaldı bilmiyorum. Evet. Mehmet Ali Erbil dedi ki, başla. Seni seven olabilir. Değiştir dedi, kaşın gözün. Ya Sabancı olsan bunu yaptıramazsın. Canlı yayında bir genç bir bayan, gariban üstüne üstüne iki tane şarkısını okudu orada. İşte büyük bir kar.
teşekkür ederim.